Sesim geliyor değil mi? Güzel. Muhteşem görünüyorsunuz. Ben Doktor Numan Çabuk, Düzce Akçakoca İlçe Sağlık Müdürüyüm. Birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Çocukluğumdan beri doktor olmak istiyordum. Çünkü insanlara yardım etmek istiyorum. 14 yıldır hekimlik yapıyorum. Ve bir gün şunu fark ettim. İnsanlara tedavi veriyoruz, reçete yazıyoruz, ilaç yazıyoruz. Ama onların hastalıklarını tamamıyla iyileştiremiyoruz. Ve bu beni doğal tıbbı araştırmaya yönlendirdi. Ve önce bitkisel karışımlar yaparak, daha sonra aromaterapi, fitoterapi gibi insanlara faydası olabilecek şeyler yapmaya başladım ve beni çok fazla o yöne itti. Ve bir gün bir arkadaşım, hocam sana bir paket göndereceğim, bunu kullanmanı ve fikrini merak ediyorum, bana dönüş yapmanı istiyorum dedi. Ürünleri kullandım, muhteşem ürünler ve beni artık bu ürünler içinden çıkamadım. 3 ay boyunca sürekli araştırdım ve 3 ay sonra mükemmel sonuçlar almıştım. O sonuçları da işin gereği insanlara faydalı olmak istiyorsun. Herkese ama herkese ürünler anlatmaya başladım. Mükemmel ürünlerimiz var. Mükemmel sonuçlarımız var. Bu ürünleri herkesin kullanması için sizler de tavsiyede bulunmanız gerekiyor. Kaliteli yaşam için neler yapmamız gerekiyor? Birazdan ondan bahsedeceğim. Van Moor'un beni attığı kuyunun serisinden beraber çıkacağız şimdi. Evet, sağlığımızı korumak için ve hastalandığımızda, sağlığımızı korumak için ve hastalandığımızda doğal ürünlerden, doğal yöntemlerden faydalanmaya doğal tıp deniyor arkadaşlar. Unutmayalım ki sağlığımızı korumak için harcayacağımız enerji, zaman, para, hastalandığımız zaman harcayacağımız enerji, zaman ve paradan çok daha fazladır. Bu ürünler bizim hastalanmamamızı, kaliteli ve sağlıklı yaşamımızı sağlayacak. Evet, Henry David şöyle bir şey kullanıyor, mükemmel bir cümle, bunu mutlaka okumanızı istiyorum. Ben de okuyacağım sizle birlikte. Doğal tedavi, pardon, doğa sağlıklı olmamız için elinden geleni her an yapar. Varlığının tek amacı budur. Uyum sağlayalım. Sağlıklı olma yolunda gösterdiğimiz en küçük çaba kaliteli bir yaşam için yeterlidir. Fitoterapi, aromaterapi, doğal tedavi yöntemlerinden bazılarıdır. Evet, doğal tedavi için neler yapmak zorundayız? Sağlıklı kalmak için neler yapmak zorundayız? Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Olabildiğince doğal ürünleri kullanmak zorundayız. Her sebze ve meyveyi mevsiminde ve zamanında tüketmek zorundayız. Her öğünde olabildiğince dengeli beslenmek, dengeli ürünlerden almak zorundayız. Daha düzenli nefes almak, doğru nefes almak bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. Sindirim sistemimizi düzgün çalıştıracaktır. Stresimizi aşağıya çekecektir. Stressiz bir hayat sağlayacaktır bize. Spor yapmak, burada kastımız şu değil. Bir spor salonuna gidip de orada ağır sporlar yapmak değil. Zaten hareketsiz bir yaşam içerisindeyiz. Sadece belli yürüyüşler yaparak, hareketimizi biraz daha artırarak, hareketli yaşam sağlayarak, ürünlerimizden kullanarak çok güzel sonuçlar elde edebiliriz. Sadece biraz yaşamımıza hareket katmak zorundayız.
Evet, ne yapmak zorundayız? Az yemek zorundayız. Eskiden insanlar bedenen çalışıyorlar, değil mi? Bedenleriyle çalışıyorlardı ve üç öğün o zaman yemek yiyebiliyorlardı çünkü enerjiye ihtiyaçları vardı. Şu anda biz çok sedanter yaşam içerisindeyiz. Daha az yemek zorundayız. Midemizin üçte birini yemeğe, üçte birini suya, geri kalan üçte birini de biraz önce bahsettim, doğru nefes alabilmek için boş bırakmak zorundayız ki doğru nefes almanın önemini anlıyoruz. Evet. Mükemmel ürünlerimiz var. Ürünlerimizin sistemiyle ilgili birazcık bahsetmek istiyorum. Transdermal terapötik sistemler tarihi eski çağlara, milattan önce Mısır ve Babil çağına kadar dayanıyor. Van Moor beni bir derin kuyu attı dedim ya, ürünleri araştırmaya istedim, araştırmaya başladım. Hipokrat'tan, Galen'den ve İbn-i Sina'ya kadar birçok tıbbın geçmişini onlardan öğrendiğimiz kişilerden bu bilgiyi gördüm. Aslında tıbbın ilk kullanıldığı yöntem, tıbbda ilk kullanılan yöntem dermal, transdermal yöntemdi. Bitkilerden, doğal ürünlerden elde edilen yağlarla ilaçlar, merhemler yapılırdı. Bu da deriye sürülerek ve bazıları da içilerek kullanılırdı. En son İbn Sina'nın kitabını okurken Avrupa'da Avicenna olarak bilinir. Kanun-u Fit Tıp adı altında yazılmış olan bir eseri vardır. Türkçe yeni çevrildi. Avrupa'da bu temel tıp kaynakları kullanılır. Orada yazan şu cümle hoşuma gitti, onu söylemek istiyorum. Doğal yöntemlerle hazırlanmış bizim ürünlerimiz de bunun içerisinde. Deri yoluyla alınan ürünlerin bölgesel etki dışında genel olarak sistemik dolaşıma katıldığı için sistemik de etkileri olduğu anlaşılmıştır diye bir not var, bir bilgi var. Bizim ürünlerimiz de kullanımından sonra sistemik etkiyi fark ediyoruz ya, bazı şeyler hissediyoruz ya, iyileşiyoruz ya. Bunun sebebi bu arkadaşlar. Deri yolu emildiği için sistemik etki de sağlıyor. Evet, ürünlerin yapısı, ürünlerin katmanları. Bu sistem çok daha önce de, sadece merhem olarak sürülüyordu ama şu anda teknolojik bir gelişmeyle bir kılıf hazırlanıyor. Bitkisel bir kılıf, o da bambu ifinden hazırlanıyor, bir kumaş. O kumaşın üzerine gene deniz yosunundan doğal olarak hazırlanmış reçine sürülüyor ve içeriği bütün mineraller, vitaminler ne varsa bulunacak, onlar püskürtülerek konuyor ve yapıştırma sağlanıyor. Bu şekilde de ucuza yapıştırdığımız zaman bu transdermal terapötik sistemler bu şekilde çalışmaya başlıyor. Nasıl hücreler, nasıl ulaşıyor bu? Hücre arası geçişle, hücreler içerisinden geçişle ve kıl foliküllerinden emilerek kan dolaşımıza karışarak sistemik etki sağlıyor. Evet, deri yolu alım etkisi nasıl oluyor? Şimdi normalde biz ilaçları da, gıdaları da birkaç yolla alabiliyoruz, değil mi? Ağız yoluyla, damar yoluyla ve deri yoluyla alıyoruz. Şimdi ağız yolu aldığımız zaman ne alırsak, gıda da olsa, ilaç da olsa, bunların etkinliği %20 ile %30 arasında değişiyor. Ama deri yolu aldığımız zaman 2 ila 5 dakika içerisinde %100'ü kan dolaşımıyla tüm sisteme dağılıyor. Evet, mükemmel ürünler. İyi ki ben bununla tanışmışım. Benim bu ürünler içerisinde doğal tıpta bu şekil araştırma sebep olduğu için de birçok kişiye mükemmel sonuçlar aldım. Sizden istediğim şu, kim olursa olsun, yabancı, farklı, tanımadığınız bir insan dahil olsa mutlaka ürünü yanınızda olsun, peynir denettirin. O gerekeni yapacaktır. One More'la kalın. Ürünleri kullanın. Herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum.